My Samuel Kare kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun bir zaman oynayamadık biliyorum seriyi. Ama bugün güzel bir şekilde geri dönüyorum. İlk önce şuranın bir ışığını yakalım. Daha sonra odamıza girip yatalım arkadaşlar. Bugünkü yapacak olduğumuz işlem biraz uzun. Aracın kablolarını döşeyeceğiz. Ama kablo döşemesinde baya bir sorun var. Baya dikkat gereken bir iş. Onu da söyleyeyim. Bu arada My Summer Car'la ilgili sorun yaşayan bir arkadaşımız varmış. 25 FPS'den yukarı çıkmıyormuş ve kasıyormuş oyun. İnan ki sorunun cevabını ben bilmiyorum. Hani bende de tamam 36-32 FPS oynuyor. Çok düşük geliyor bana şu anda. Bayağı düşük. Yani bu sistemin rahat 70 FPS alması lazım ama hani neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Ya yani bende de bir problem var. Evet, bir sıkıntı var oyunla ilgili. Hani dediğim gibi gerçekten bilmiyorum neden olduğunu. Bir de ultra oynuyorum ben. Oradan da bir şey yapalım. Hatta şu ışığı kapatırsak FPS'imiz biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Ne yapalım? Stresimiz varmış. İlk önce şu stres gidermek için bir tane sigaramızı yakalım. Sabahın erken saatlerinde kalktık. Ve sigaramızı böyle derinliklere doğru çekelim arkadaşlar. İçimize doğru böyle ciğerler iflas edene kadar bir cigara çeksin. İç abi. İç abi. İç 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 iç. Hadi göm 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 göm. Hadi 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 hadi. Yes. İşte bu kadar. Evet. Sigarayı gömdüğümüze göre. Garajımıza gidelim. Şimdi şuranın ışığını kapatabiliriz ama ben açacağım çalışmak için. Daha net görmek için. Şurada Wingmess adında bir kablo var. Bu kabloyu alıp araca montalamamız gerekiyor. Bunun öncesinde öncesinde değil, bugün aracın iş tasarımına kadar geçeceğim. Geçmeyi planlıyorum şu kabloları tamamladıktan sonra. Bunları geçmeden önce ilk şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki şeyi bir alayım ben. Bir önceki bölümde yani vidalayamadığım yerler vardı. Oraları şimdi şöyle vidalayalım. Şunu hemen aç. Daha sonrasında bir 11 numarayı alalım buradan. Yanlış hatırlamıyorsam 11 numara olması lazımdı. Yanlış hatırlıyormuşum. Değilmiş. Evet, buradan da rekledik. Şöyle bakalım. 9, 10 da değil. 9'a baksak. 9 da değil. Hemen şöyle şuna bakalım. Bu tamam arkadaşlar. 8'miş. 8'i bulduk. Hemen yan tarafında bir tane daha var. Onu da şu şekilde sıkalım. Şunun da var. Şunu da 8'de sıkalım. Bunları sabitleyelim. Telefonumuz çalıyor. Hemen telefonumuza da bakalım. Koş abi. Koş telefona bakalım. Koş. Felitaryor. Bizim diğer lastiklerimiz tamamlanmış. Onları söylüyor bize. Diğer lastiklerimizi almaya gidebilirmişiz. Şimdi arkadaşlar bir önemli konu daha var. Bu konuda şurada starter var ya. O starter'i halletmemiz olacak. Yani neredeydi o? Şuranın yanında şu vidayı sökmemiz gerek. O vidayı söktükten sonra orada buji varmış herhalde. Öyle yani motora güç veren zımbırtı varmış. Onun için onu gevşetip oraya takmamız lazım yenisini. Şöyle ileri doğru zoom yaparsak göremiyoruz herhalde. Aynen şöyle bakarsak böyle görürüz. Şöyle bir deneyelim anahtarlarımızı. Bakalım, 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 bakalım. Evet, şunu böyle açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra gidelim. Nerede? Şunu alalım. Elektrik kablomuzu alalım. Bu arada elektrik kablosudur bu. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet, şimdi başlıyoruz. Şuradan bir tanesini alalım. Daha sonrasında regülatöre getirelim. Regülatörden alalım. Ne o? Akü söküldü. Tamam arkadaşlar. Akü söküldü. Aküyü takarız yerine. Alternatöre bağlayalım. Sonra bunu yere bırakıp şu akümüzü şöyle koyalım. Şu aracı biraz daha ileriye almak istiyorum ben açıkçası. J. Tamamdır. Aracı biraz ileriye aldık. Bu benim için daha rahat olacaktır çalışırken. Şu aşağıda kabloyu alalım. Daha sonrasında şundan şuna bağlayalım. Bu şey bobin neydi? İndiksiyon bobini. Aynen söyleyemedim arkadaşlar. Şimdi pozitifi de şuraya bağlıyoruz. Daha sonrasında pozitiften alıp aracın alt kısmındaki starter'e bağlıyoruz.
Tekrar şuradan bataryadan alıp şunda onun eksi kısmına bağlamamız gerekecek. Az önce çıktı. Az önce çıktı. Hop, negatif arkadaşlar. Negatifi de bağlıyoruz bunu. Daha sonrasında burası kabul oluyor. Tamam. Şimdi ön kısma geleceğiz. Ön kısımda neresi var diye soracak olursanız arkadaşlar sağ sol lambalara güç vermemiz lazım. İlk şunu bağlayalım. Daha sonrasında şunu şuraya bağlayalım. Ve bunun da gücünü buraya vermemiz lazım. Gücü de buraya verdik. Burada tamam oldu. Bağlandı. Hiçbir problem kalmadı artık ön kısımda diyebiliyorum. Yani şimdi ana gücün birisi geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Şuradan tekrar bir ayretten kablo çıkıp şuraya gitmesi gerekmiyor mu diye düşünüyorum ben. Çünkü artı gelecek. Artı buraya girecek. Artı buradan çıkacak. Eksiyle beraber motorun yani aracın geri kalanına eksi güç vermesi lazım. Yani şuradan bir kablo daha gelmesi lazım diye biliyorum ben. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bir düşünce orası da tartışılır. Ama yani böyle bir düşüncem var. Doğru mu yanlış mı sizlere soruyorum. Bu bölümde aracı yine çalıştıramayacağımızı sizlere üzülerek söylemek de istiyorum. Onu unutmadan söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ön kısımda yapılacak başka bir şey kalmadı. Elektrik aksamında belki de vardır ama tam olarak çözemiyoruz. Çünkü My Summer Car gerçekten zorlu bir oyun olduğunu biliyorsunuz sizler de. O yüzden kolay kolay çözülmüyor. Şurada başka neymiş? Facebook diyor. Aynen. Beyin arkadaşlar burası. Şimdi şu beyinden şuradan şuraya radyoya bir şey çekelim. Daha sonrasında indüksiyon şeyi arkadaşlar bu. Zımbırtı. Bakalım buraya mı çekiliyordu bu. Şuraya bir yere çekiyorduk bunu ama. Heh, tamam. Buraya bağlıyoruz. Buradan başka bir yere var mı gidecek olan kablo? İç kısmında döşeyeceğiz arkadaşlar aracın. Radyo var. Şimdi bu radyo var. Bakalım şöyle. Sıkıntılar var arkadaşlar. Eksikler falan var. Onları tamamlamamız lazım. Bakın burada 3 tane giriş var. 3 tane girişin sadece birini takabildik. Bunların ayrıyetten komple her yere bir gidişat yuvaları var. Şimdi arka kısmında bir şeyleri var. Onları da hemen sizlere göstereyim. Şimdi şu lambaları takmamız gerekecek. Bir dakika. Right diyor. Bu buranın mıydı? Aynen buranın. Daha sonrasında şunu da takalım. Okey. Wingman's elektrik kablosunu şuradan alıyoruz. Şundan. Şuna. Daha sonrasında buradan iniyorsunuz. Buna çekiyorsunuz. Buradan şuna vereceksiniz tekrardan kabloyu. Geri. İçeri dolaştıracaksınız. Tamamdır. Bir tane daha boşluk kalıyor burada arkadaşlar. Bu boşlukta şey olması lazım büyük ihtimal. Bu arkaya ses sistem falan koyuluyor. Ses sistemin güç kablosudur. Büyük ihtimal ona yarıyordur burası. Onu da söyledikten sonra şu ön kısımda yine eksiklik var. Onu fark ettim. Şimdi front glass cam şeyi. Değil mi bu? Aynen şurada bir şey vardı. Bakın front falan dedi. Ha, bir de alternatör şeyler var doğru. Ön fanlar falan var. Ön fanları da takmamız gerekiyor. Şimdi şunu alalım. Radyatörümüzü aracımıza montajlayalım. Evet radyatöre de gelecek kablo. Güç kablosu gelmesi lazım. Şimdi radyatörün direkt 8 numara olduğunu bulduk. Hemen bunun vidalarını sıkalım. Şöyle yandan bakalım. Ne acaba o sökülen yine? Ne söküldü yine? Merak ediyorum. Merak içerisindeyim. Akü yine sökülmüş. Helal olsun sana akü.
Şurada da var bir vidası. Bunu da buradan takalım. Daha sonrasında bunu taktık. Şunu takalım. Diğer tarafta bir tane olması lazım diye düşünüyorum. Şu alt kısımda bir... Evet, şunu takalım. Güzel. Şimdi bu fana da bir tane takacağız kablo. Hemen onu da şöyle yapalım. Radyatör fanını bağladık. Otomatik radyatör fanı bağlandı. Gördünüz. Bunu hemen bırakalım. Şimdi bir tane boş yer kalıyor. Bakın bir tane boş yer kalıyor. Onun da ne olduğunu çözemedim. Sizce ne? Sizce ne arkadaşlar o? Bir de şeyin kablolarını bağlamamız lazım. Radyatörün kablolarını bağlamamız lazım. Bu hangisi? Hoist 3. Hoist 1. Tamamdır. Evet. En çok zorlandığım kısımlardan birisi. Bağlayamadığım bir kısımlardan birisi. Ve bu tamamlandı. Ya araba nereye gidiyorsun ki? Hayırdır yani? Üf, deli diyor beni. Git ileri it. Allah Allah. Acelenle nereye gidiyorsun? Bir yere mi yetişin? Bakalım bunun sıkıştırılacak bir yerleri var mı tornavidayla alakalı? Hortumların sıkıştırılacak olduğu bir yer. Sanmıyorum. Hani o kelepçe olayını yapmamışlar herhalde. Aynen, kelepçe olayı otomatik oluyor. Bence vidalı olabilirmiş yani. Vidalı yapılabilirmiş kelepçe. Şimdi birincisi oraya takıldı. Radyatörün ikincisi var. Onu da takmamız lazım. Ama onu nereye takacağız? Onu bilmiyorum. Şöyle bir... Ha, şurada bakın arkadaşlar. Aşağıda bir geri dönüş şeysi var bunun. Bir de alt sıvı zımbırtı yeri var. Şöyle alttan takabiliyor muyuz? Onu da bakalım. Hoppa, şurada çıktı arkadaşlar. Tamam, taktık. Onu da bir yere taktı. Şimdi bir tanesi daha kaldı. Onu da takacağız. Hop, nereye takmış? Onu bakayım. Şu arkadan çıkış şuraya takmış. Bir tane de alt kısım var. Alt kısmı da hemen bağlayalım. Otomatik bağlasın. Bununla işimiz bitsin. Daha sonrası iç döşemeye geçelim. Şöyle bakalım. Hop, az önce çıktı değil mi? Tamamdır. Bu da tamam. Onu da bağladığımıza göre her şey yoluna girdi. Ön kısımla ilgili bir sorunumuz kalmadı. Şu Clutlang. Bunu da bağlayacağız. Hatta onu bağlayalım. Şunu şöyle bakalım. Evet, onu da bağladık. O zımbırtı nerede? Onu bulmam lazım benim şimdi. Clutlang. Evet, o zımbırtıyı gerçekten arayıp bulmamız gerekiyor. Nereye abi o? Nerede? Dur bakayım. Alternatör. Evet, o motorun altında olması lazım herhalde. Motorun altında bir yerden görünmesi gerekiyor. Hemen şöyle aşağıya bir inelim. Şurada bir yerde aynen şu. Evet. Bu olması gerekiyor. Çünkü bu yoktu. Bağlı değildi bu. Kulut. Vites de olabilir arkadaşlar. Ya, tam emin değilim ama. Biraz garip dur. Kim sökülüyor mu? Otomatik mi taktı? Vidasız mı bu ya? Vidalı olması lazım bunun normalde. Tabi buysa, taktığımız doğruysa. Şimdi air filter demiş. Radyatör. Buldum. Boğulum. Nerede ne olduğunu bulduk. Şimdi çözdüm. Nereye gitti o? Aşağı düşmedi. Ha, aşağı düş. Arabanın içinde kalmış olabilir. Bakalım. Hoppa. Motor kısmında mı kaldı acaba? Bakalım.
Nereye gitti la o? Aa. Aracın içerisinde yok. Burada da değil. İç kısımda da değil. Bloodline. Tamam, buldum. Okey, buldum. Şimdi bunu görerek takarsak daha iyi olacaktır bizim için. En azından bir bilgi sahibi olmuş olacağız. Şimdi tabii bunu doğru dürüst takmamız da gerekiyor açıkçası. Şöyle takalım. Ya da direkt takalım ya. Yukarıdan takalım, ne olacak? Ne değişecek ki? Şurada sadece bir vida yeri var. Onu da gördüğümüz zaman problem çıkmayacaktır. Dur bakayım. Tekrar çıksın o işaret. Çık abi. Hadi. Çık, yorma beni ya. Hadi, az önce takıldın. Bir daha takıl. Okey. Şurada bir yerde bunun bir vidası var. Onu sıktıktan sonra olacaktır diye düşünüyorum. Bloodline. Nerede? Nerede? Şurada bir yerde bu da. Bakın, inat ediyor, görünmüyor. Şu. Bulduk. Evet bu. Bunu sıkacağız. Değil mi? Yanlış olmasın da. Bakalım. Elimizdeki anahtar sıkıyormuş. Evet. Onu da sıktığımıza göre hemen şuradan başka bir sıkılacak var mı? Bu üst kısmından gidiyorsa büyük ihtimal odur diye umuyorum. Bakalım. Tamam. Şuradan çıkıyor. Şu üst kısımdan gidiyor. Üst kısımdan giderek oraya bağlanıyor. Oradan da motor kısmına dönüyor. Biraz daha ayrıntılı bakalım. Tamam, şu üstten gelip şöyle dönerek şuraya giriyor. Şunu da şuradan sıkıyoruz. Kolaydı. Bu kolaydı arkadaşlar. Bakalım başka bir yerde vida var mı? Eksik taktığımız falan. Tamam, aracın şey, tamam. Yani ön kısım falan tamam. Şurada lambamız var. Evet, ön farını artık aracımızın takalım yerine. Bu hangisi? Bu buranınmış. Bakalım bu bunu sıkıyor mu? Abi şu anki elimde bulunan anahtar bütün her şeyi sıkıyor. Güzel ya. Şunu da alalım. Şunu da şuraya takalım. Artık aracın son anlarını görüyorsunuz. Tamamlıyoruz. Her şey bitme aşamasına geldi artık. Bugünleri de görebildik. Araçta dediğim gibi sadece bir tane eksik kaldı. Şuradan bir kablo çekeceğiz. Bu kablo nereye çekilecek onu bilmiyorum. He, dur. Bitmedi. Ana şeyleri unuttuk. Aküyü sıkmamız gerekiyor. Akünün şeye... Bu muydu acaba? Bakalım 8 miydi? Evet, 8 arkadaşlar. İlk artıyı sıkıp sonra eksiği sıkmanız gerekiyor. Ha, ilk eksiği sıkıp sonra artıyı sıkarsanız ne oluyorsa, dur bakayım. Ha, bunda olmuyor, tamam. Benim akü bitmiş de olabilir o zaman. Yeni akü alıp takmamız da gerekebilir buna. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şuradan bir kablo çıkacak, şu şuraya gidecek. Başka hiçbir şey yok bunun aslında. Kablo nerede? Gel abi sen bir kere daha. Seni çözmem lazım benim. Sinir oldum çünkü. Şimdi eksiden çıkacak, şeye gitmesi lazım. Buraya tekrar gelmesi lazım bunun. Hani o zaten şeye bağlanıyor. Bak abi şuraya. Direkt kutuya mı geliyor acaba ya? Oradan oraya çıkıp da. Gelmez. Kutuya gelme ihtimali yok. Onu söyleyeyim. Şimdi bu RT'yi buradan verdiyse... Bu da buraya geçiyor. Bu da başka bir yere geçmiyor buradan.
Tamam, ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor burada. Şu üst kısma geliyor mu bir şey? Gelmiyormuş. Şunu aracımızın içerisine bırakalım. Araçta hiçbir şey yok değil mi? Ne güzel. Işık bile yanmıyor araçta. Şimdi ne yapıyoruz? Aracın iç kısmına geçmemiz gerekecek. İlk önce şu torpidoyu aracımıza... takıyoruz diyecektim. Cam kırıldı. Yapacak bir şey yok. Bir şey deneyeceğim. Dur bakayım dur. Bir dakika. Cam kırıldıysa camı düzeltebilir miyiz? Mod kurdum arkadaşlar ben buna. Oyuna. Şöyle bozuk olan şeyleri tamir etmek için mod kurdum da. Yok abi. Cama yemiyor. At şunu şuraya. Camı kırdık. Olsun, aracımızı yaptırırız. Tekrar bir şeye götürürüz. Onlar yapar. Şu iç kısmı da bir takalım yerine. Şunu al, şöyle iç kısma götür. Tak diye bırak abi. Tamam. Bakalım şöyle iç dizayn, iç numaraları kaçmış aracımızın. Torpido da doğrusu. Sırayla bakalım. Evet, bulduk. Bir tanesi burada. Şu torpidoyu açın. Bir tanesi de burada. Takıyorsunuz. Daha sonrasında başka bir şey kalmıyor. Eksi geliyor bakın. Bir tane de eksi geliyor. Peki mavi nerede ya? Var işte, burada bir gariplik var. Bu garipliği de çözemedik. Hani çözsem yapacağım. Çözemedim onu. Tamam, burası bitti. Daha sonrasında şunu alıyoruz. Şu saati alıyoruz. Şunu içerisine sokuyoruz. Okey. Daha sonra bunun tersini çevirip şunu montalıyoruz buraya. Kaç numara acaba? Hemen şunu alayım şuradan. Şunu bırakalım. Bu değil. Buna bakalım. Tamam, bulduk. 6, 7 büyük ihtimal arkadaşlar. 7 ile bunları sıkıyoruz ilk önce. Daha sonrasında bunu alıp aracımızın içerisine koyuyoruz. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şunlar sıkılacak. Şunları sıkmamız gerek. Onun hangisiymiş? Onları alalım. Bakalım aracımızın içerisine. Şöyle koy. Yükseliyoruz ama yükselmeden düşmemiz lazım. Bir dakika, şöyle. Sık sık sık. Sadece bir kenardan mı acaba? Bir taraftan mı şey yapılıyor bunu? Sıkmamız lazım. Burada normalde olması lazım şeyler. Yani şurada vida yeri olması lazım arkadaşlar bunun. En azından yani bu taraftan tutturmak da gerekebilir. Tek taraftan düşmez mi abi? Saçmalık değil mi ya sizce de? Hani ben olayım durmam yani, ben düşerim. Yani kesin söyleyeyim size, ben durmam abi, ben düşerim. Gerek yok ya. Evet, şimdi kablo. Kablo olayını tekrar elimize alalım. Tamam. Bunu buraya bağladık. Tamam. Şu sıra sıra şunları da bağlıyoruz. Bırakalım. İçerisine bakalım. Burada ne olmuş? Bunun bir tanesini buraya çekmişim. Şuna girmiş. Onu da ona bağlamışız. Bir tane de şu saate gelecek. Şunların kabloları otomatik bağlanmış. İkisi teybe girecek. Şunu bağlamamışız arkadaşlar bir de. Şu var. Onu da hemen halledelim. Unutmadan. Şurada bir şeyi bağlamamışız. Onu unutursak sıkıntı olabilir bizim için. Şunu bağlayacağız. Şunu değiştir. Şu
Şunları komple al. Evet, şu fren olayını halledelim. Bir su içip gelelim. Evet, bir su içip gelelim. Bayağı bir yorulduk. Şuradan suyumuzu iç. Kablo işi yoruyor arkadaşlar. Bayağı yoruyor ya. Bayağı oldu bak. Yani 25 dakika olmuş şu anda. Yan ekrandan bakıyorum. Bayağı olmuş yalnız. Onu söyleyeyim. Hani öyle böyle değil. Bayağı bir uğraşmışız araçla. Şunu şöyle tam gözümüzün önüne alalım da. Öyle takmaya çalışalım. Kan damlar kadehler, kanlı bıçaklar. Bakın bunlar halen bir şey yok yani, bir etkisi eleman gibi bunlar. Ha, bunları halledeceğiz ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda hallolacak bunlar. Şimdilik sorun çıkarabiliyorlar tabi. Şimdi şuradan şöyle bakalım. Ön kısım dizaynı tam anlamıyla yapılması lazım. Aksi takdirde çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Şurada bir şey mi vardı eksik? Dur. Yoksa ben mi öyle gördüm? Ha tamam, ben öyle görmüşüm. Yo, sanki var arkadaşlar. Şurada bir şey var ve onu ben göremiyorum. Kaçıyor. Bakayım. Ha yokmuş, tamam tamam. Tamam. Şimdi şundan bir tane geldi. Değil mi? Bu elektrik şeyi 1, 2. 2 o kabloyla beraber gelmiş. 2 demiş. Daha sonrasında şuna güç vermemiz lazım. Bütün ekranlara güç vermemiz lazım oradan bizim. Hoppa, şunda varmış. Şunu da hemen sıkalım. Yan tarafında var mı başka bir şey? Şurada mesela. Bunda var mı? Onda yok. Aynen, onda yok. Kilometre. Şuna geçmemiz lazım bizim ya. Bakalım tekrar. Şunu şuraya koyup. Hoppa. Var mı bir değişik bir şey? Değişiklik. Görüyor mu bir yerleri? Yeni bir yerler. Yeni bir yer yok. Hani gerçek araba yapsak var ya, bu kadar uğraştırmaz ya. Vallahi bu kadar uğraştırmaz. Takarız geçeriz ya, yapacak bir şey yok. Bu kolay olur en azından. Ama bunda öyle değil ki, bunda her yerine bir şey takıyoruz arabanın. Ha bağladık. Bir şey bağladı. Bir şey bağladı arkadaşlar. Ne bağladı o? Rar. Dur dur dur, bir şey bağladı az önce. Şurada tekrar kontrol edelim şuraları. Bir şey oldu. Burası hala 2. Şunun bir tanesi bağlanmamış. Ya birisi de eksi olabilir herhalde ya, değil mi? Hepsi artı olacak diye bir şey yok bunların. İlla ki birisi değişik olmak zorunda.
Çok zor ya. İnsanı delirtiyor böyle oyun. Tamam, önceden böyle değildi ya. Önceden otomatik çekiyordu kabloları. Siz dokunmuyordunuz bile. Ama oyunu bayağı değiştirdiler. O yüzden her şeyini biz takıyoruz aracın. Her şeyini. Teybini. Teyp. Gir yerine hadi. Tamam, madem çok istedin oraya girmeyi. Gir de. Ben de bakayım şu teybi nasılmış. Montajlayayım şuraya. Teybin şeyi var mı? Vidaları falan var mı? Bir otomatik girdim oraya ya. Ne oldu? Bence olmadı. Şu şey nerede? Ben nereye bıraktım onu? Bant, elektrik kablosu nerede arkadaşlar? Heh, şurada. Tamam, buldum. Buldum, buldum. Tekrar gidelim. Bağlamış mı şeyi? Yeter arkadaş, yeter ya. Allah. İşte göster şu arabanın içini bana, işte yeter. Bu ne ya? Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Allah kahretmesin oyun seni. Ya şu My Summer Car'ı yapan adam mal mı ya? Gerçekten. Sinir oldum. Göremiyorum. Aman, başlayacağım şimdi. Bu nedir ya? Eksi kablo veremiyoruz arkadaşlar oyunun şeye. Şuradan şuna eksi kablo çekmemiz lazım. Çekilmiyor. Çektirtmiyor. Bütün sorun burada ya şu anda. Ya şundan şuna, benim bildiğim öyle. Hani şundan şuna tutacağım, bir kablo çekeceğim. Bitti. Ama yok. Gel gör ki çektirmiyor adam. Aracımızı yavaş yavaş topluyoruz. Son olarak birkaç işlemi kaldı. Şuralar, şunlar falan takılacak. Bunları da bir sonraki bölüme bırakıyorum. Artık fazla uzatmaya gerek yok. Bir sonraki bölümde aracımızı çalışır bir hale sokacağız. Daha sonrasında aracımızı alıp tamirata götüreceğiz. Orada bir kendine geldikten sonra da aracımızın plakasını almaya gideceğiz diye düşünüyorum. Vedamız edelim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mini videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada yapamadığım aksamlar, o elektrik şeyi falan yazın.